Herkese merhaba, ben Taner Çağlı. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba, ben Nevşin Mengü. Kalanıma hoş geldiniz. Bugün Nevşin Mengü'nün alanında Nevşin Mengü'nün kalanını konuşacağız. Burası sana ayrılmış bir alan. Kıymet verdin, buraya geldin öncelikle. Sağ ol, hayırlı olsun. Yeni programlar güzeldir, yeni heyecan. Nevşin Mengü bir marka. Senin derdin ne? Güzel bir soru. Hani böyle bir marka dedin ya, sağ ol, teşekkürler. Hiç öyle bir derdim olmadı mesela, böyle business planlar. Gençken sorulur ya, ne olmak istiyorsunuz? Kariyeriniz nasıl ilerlesin istiyorsunuz falan. Ben de hep şey derim, yani zaten böyle bir ülkede yaşıyoruz. Suyla akacaksın, gideceksin. Böyle su seni nereye taşıyorsa. Hani olur ya böyle nehirde sürüklenmek gibi. Onun için aslında bir derdim yok abicim. Benim derdim yani güzelce yaşayalım, gidelim. Sevdiğimiz şeyleri yapalım. Önem verdiğimiz şeyleri yapalım. Kendime göre. Boş işlerle uğraşmayalım. Ne istiyorsak onu yapalım. Böyle yaşayalım, gidelim yani. Ve de kendine çok da fazla önem de atfetmeyi doğru bulmuyorum ben. Fazla ağır bir yük. Büyük büyük konuşmayı ama, da büyük büyük hayaller kurmayı falan da sevmiyorum. Onun için bir derdim yok da diyebiliriz. Ama bir ideal, hedef, bir hayal bunlar yok mu? Yani Nevşin Mengü'nün sert bir şekilde düşlediği bir şey. Ya şu olsa çok mutlu olacağım ben bu dünyada dediği bir şey. İlla ki herkesin vardır yani. Yani kendimle ilgili şunu söyleyebilirim. Hani hep şunu projekte ettim. Birisine böyle muhtaç kalmadan tek başına bir yaşam sürdürebilmek benim için çok önemli. Muhtaç kalmadan. Ne bileyim yani, aman bir zengin kocam olsun da falan. Olur ya mesela, hiç böyle bir kendi işimi yapayım, kendim geçineyim ama ufak bir hayat, ama büyük bir hayat, neyse yani olduğu kadarıyla. Bunu hep istedim açıkçası ve iyi kötü de kurdum yani. Oldu mu kocan? Yok. Olmadı. Yok. Vay be. Çok şükür olsun, kendim kirasını karşılayabildiğim, oturduğum bir evim var, işte köpeklerim var, kimseye muhtaç değilim. Çok şükür işte yeter. Zaten hırslarım yani, yok. Senin için rahatlık nedir? Vallahi bu da işte insan yaş aldıkça çok değişen, biliyor musun? Şimdi kafamdan biraz da kalanıma hoş geldin diyoruz ya, onu geçiriyorum ve daha gençken daha farklı düşünüyorsun, yaşın ilerledikçe daha farklı düşünüyorsun. Abi dertsiz tasasız bir şeydir ya, bir hayattır yani. Fazla Allah büyük dert vermesin yani. Bazen konuşuyorum, çok böyle agresif hayalleri olan, idealleri olan insanlara, 40'larında sonra bunlarla ilgili aslında pişmanlık duyduklarını şahit olduğum çok oluyor. Bundan önceki hayatınla ilgili pişmanlık duyduğun, vaktimi boşa harcamışım dediğin ne oldu? Ya çok. Şimdi gençlikle dangalaklık doğru orantılı diye düşünüyorum. Ben gerçekten gençken insan bayağı bir dangalak oluyor. Bir kere her şeyi bildiğini zannediyorsun ama aslında hiçbir şey bilmiyorsun. Yani onu da böyle yaşadıkça en iyi okullarda okumuş olabilirsin. İşte en iyi hocalardan ders almış olabilirsin ama bazı şeyler de gerçekten yaşayarak öğreniliyor ya. Bir de insanın bir optimumu var. Herhalde bu 35-60 yaş arası mı falan. Hem hormonal olarak oturması, hem bir işte tecrübe edinmesi, kendine bir hayat kurmuş olması falan. Lan yani 25 yaşında ne bilebilirsin ki sen? Hiçbir şey bilmiyorsun aslında ama çok da bildiğini zannediyorsun. Çok bildiğini zannediyorsun, bilmediğin için. Anlatabiliyor muyum? Az bildiğin için evrenin de küçük. Ulan diyorsun, ben neler biliyorum. Aslında bir şey bilmiyorsun. Dünyadan haberin yok. Onun için çok dangalak oluyorsun gençken. Bu yaş aldıkça bir kere bir sakinliyorsun. Bir şey bilmediğini anlıyorsun. Gözünde fazla büyüttüğün şeylerin bir şey olmadığını anlıyorsun aslında. Mesela gözünde fazla büyüttüğün ne oldu? Ben böyle örnekleri çok seviyorum da. Aklına gelirse tabii, burada bir pat diye soruyorum. Aklına gelmeyebilir ama. Eskiden Taner şu vardı, şöyle ya, bir şey siyasetçileri vardı. Siyasetçileri daha idealist falan insanlar olarak düşünüyorsun. Siyasi parti, ciddi bir yapılanma olduğunu düşünüyorsun. Siyaset bundan işte bir şey yap, oturup bayağı böyle policy making, bunlar bir siyaset üzerinde çalışıyor falan, böyle düşünüyorsun. Aslında sonra onun hiç öyle olmadığını görüyorsun. Abi herkes esnaf ya. Kıraathaneden farklı olmadı. Herkes çorbasının peşinde, anlıyor mu? Bu kadar basit yani ve şey, siyasette böyle mahalle dedikodusu gibi. Ahmet onun bilmem Türkiye'de ne. Türkiye'de profesyonel işte siyaset var mı? İşte bu. Tabii siyaset esnafı. Siyaset esnaflığı var. Esnaf mı adamlar? Dükkan açmış ya. Nasıl sen? Ne bileyim, Tuzla'ya dükkan açmak gibi. O da gitmiş bilmem ne partisine dükkan açmış abi. Oradan dükkanı kolluyor yani. Her sabah gidiyor dükkanı açıyor falan. Orada dedikodu döndürüyor. Öyle bu böyle falan. Orada spekülasyonlar, kavgalar. Spekülasyon değil, dedikodu. Türkiye'de siyaset dedikodu üzerine kuruyor. Dedikodu yap. O Ahmet ona ne onu demiş. Mehmet ona gidiyor, genel başkana yetiştiriyor onu. Genel başkan da ona kuşkırt diyor. Git. Bütün partiler için geçerli. Evet. O da onu dolduruyor. O ona dedikodu taşısın istiyor. Onu bilmem ne. Şey gibi ya. Yani Türk dizileri diye bir janra var ya abi. Yani Türk dizisi mesela. Ne bileyim, bir şeyi izliyor musun? Ben Netflix'te bu aralar şeyi çok izliyorum. İskandinav suç dizileri. Evet. Bak abi, aslında orada şeyi farkını görüyorsun. Bizdeki dizi bak 2 saat sürüyor. Uzun uzun. Anam sakız gibi uzat da uzat konu. Çünkü hayatımız da öyle. Sürekli entrika. Sürekli herkesin arkasından bir iş çeviriyor falan ya. Çünkü öyle. Hayatı öyle yaşıyoruz. Neyse, velhasıl kelam, aslında bu siyasetçilerin falan yaptığı şeylerin de ciddi bir iş olmadığını anlıyorsun. Adamlarda öyle bir ideal yok. Herkes dükkan yürütüyor. Şimdi Amerika'da bütün endişe bir insanın zarar görmemesi ve ölmemesi üzerinedir sokaklarda. O yönergeler, talimatlar, o tabelalar, onların hepsi, bakıyorum böyle, ortak tek bir fayda var. Sigorta şirketi para ödemesin. Sanki hayat bunun üstüne kurulmuş gibi.
Türkiye'de de her şey Allah'a emanet. Bizim dilimiz zaten bizi Allah'a emanet olmak konusunda zaten hazırlamış. Öyle yaşıyoruz ve risk almaktan adeta heyecan duyuyoruz ya. Yönetim şeklimiz de böyle. Yani aslında devlet de yönetenler de bizden biri olduğu için onlar da böyle düşünüyorlar. Ben bazen şuna inanıyorum. Kötü oldukları için değil, suçlamak istediğim için değil aslında. Bu bizim işimiz değil diyorum. Yönetim. Bırakın gerçekten dünyada yönetmeyi bilen insanlar gelip yönetsin. Ya diyorlar ya işte bir yerden sonra yapay zeka belki yönetecek, yapacak falan işte. Bilmiyorum yani onu görürüz ama şöyle bir şey tabii. Hani Türkiye Avrupa Birliği'ne girebilir mi? Girmez Türkiye Avrupa Birliği'ne giremez. Çünkü ona göre yapılanmış bir ülke değil de. Bence en mantıklısı olabilir bizim gibi ülkeler için. Abi Almanların AB'ye ihtiyacı yok ya da Belçikalıların yok. Zaten kendi içlerinde bir denge denet mekanizmaları falan. Muhakkak onların da kendine göre aksayan yönü vardır. Harikadır anlamında söylemiyorum. Ama bu denge denet mekanizmasını kurmuş. Aslında bize lazım abi. Orta Doğu falan Balkan ülkelerine lazım o tip bir şey. Biri gelecek sen şirketini audite vermiyor musun? Evet. Audit geliyor bakıyor. Sen diyor onu yanlış yapmışsın. Evet, bunu bilmem ne. Onun gibi abi. Audit gelecek Brüksel'den baba siz ne yapmışsınız böyle falan diyecek. Yunanistan'a çok yaradı mesela bana sonra. Evet. Yunanlılar hiç eleştiriyor işte efendim bizi Eurozone'a soktular da bilmem ne öyle borç ödettiler de falan. Abi tamam da yani cılkını çıkarmışsınız. Bizde audit yok. Kayyum var. İşte kayyum bizde beter ediyor. Gelmiyor beter ediyor. Kayyumun aldığı bir şirket tekrar şey oluyor mu? Büyüyüp gidiyor mu? Yoksa sonra kayyum bunu geliştirip devir mi ediyor? Valla hangisi olduğuna bağlı. Hangisi olduğuna kimi şeylerde ticari karar olarak işte tarafla ihtilafa düşüyor, kayyum atanıyor. Ama bir de siyasi kayyum atamaları var Türkiye'de ya. Özür dilerim. Mesela kayyum bir tane tırnak yapan bir diyelim güzellik merkezini aldı. Kayyum orada tırnak yapmaya devam mı ediyor? Tabii yönetiyor. Kayyumdan biri var. O tırnakları öyle yapmayalım arkadaşlar. Tırnakları şöyle... Finansal yönetimine bakıyordur herhalde. Finansal olarak bakıyordur. Ama yani o işi yapılmaya devam ediyor mu? Ediyor mesela. Dilan Polatların bir şube daha açıldı biliyorsun. İnanmıyorum. Devam ederken herhalde önceden ayarlanmış. Şirketine göre bir süre sonra ne olacak peki? Birine mi verecekler? Valla işte bu Dilan Polatlar tahliye olabilir, çıkabilir. Yani ortada sadece vergi usulsüzlüğü varsa devletle anlaşır. Eğer öyleyse tabii. Senin öngörün ne bu konuyla ilgili? O kadar yayın yapıyorsun, araştırma yapıyorsun, gözlem yapıyorsun. Sana duyum da geliyordur ama. Senin öngörün ne? İfadeler ne bu yönde? Ya ben bu konuyu konuşmak yoktu aklımda ama. Senin gibi birini yakalamışken bir sormak istiyorum. Bir astrolog gibi düşün. Yani ama matematiksel olarak da bir düşün. Bu ülkeli matematiğine abi, ne olacak? Şöyle düşündüm ben. Tabii ben mahkeme değilim sonuçta. Savcı da değilim. Bir avukat da değilim. Bütün şey delilleri de görmedim ama şu bana hayatın olağan akışına aykırı geliyor. Sen sıfırdan birdenbire bir güzellik merkezi kuruyorsun ve bir takım uyduruk kremler yapıyorsun. Uyduruk yani sen Elizabeth Arden değilsin de kremlerin kapış kapışası bilmem ne. Dilan Polat kremcilik diye uyduruk bir şey yapıyorsun. Bulgaristan'dan getiriyorsun. Ham maddeyi falan. Ve birdenbire 100.000 şube açıyorsun. Çok ünlü oluyorsun. Herkes senin kapış kapış kremlerini alıyor. Diyorlar ki ben sosyal medyada çok ünlü olduğu için herkes kremlerini almak istemiş. Olabilir. Hakikaten vardır böyle bir kitle ama buradan sen 5 tane lüks araba, 8 tane villa alacak parayı kazanamazsın abi. Yani bu hayatın olağan akışına aykırı. Şimdi diyorlar ki ya bu paranın tabii bakacaklar paranın girişi belki bunun kılıfına uydurmuş olabilirler. Bu nasıl bir kara paraysa. Anlatabiliyor muyum? İçeriden birisi anlattı. Bu dövme işinde çok kara para işi kullanılıyormuş. Neden dövme? Çünkü sen bir dövmeci açtın. Göstermelik burası. Böyle dışarıdan bir neydi belirsiz bir parayı sistemde legalize etmek istiyorsun. Niye dövme abi? Çünkü diyorsun ki kardeşim ben burada dövmeyi çok benim buradaki dövme artistlerim çok... Sanat ya. Sanat. Biz bir dövmeyi 5.000 dolara yapıyoruz diyorsun. Buna kim itiraz edebilir? Geldi bugün bana 100 tane müşteri elden 5.000 dolar verdi diyorsun. Bitti gitti. Bunu neye göre ispat edeceksin? Elden verdi gitti diyorsun kardeşim. Ama o zaman bu bütün sanatçıları zan altında bırakmaz mı? Hayır. Demek herkes bunu uygulayabilir. Ressam da uygulayabilir bu yöntemi. O zaten resimde de çok kara para dönüyor. Aa. Tabii neye göre? Sanat işinde çok dönüyor. Neye göre? Sence şeylerde? Ya bu kurumsal şeylerde. Açık artırmalarda falan? Evet. İşte kurumsallarda bence olmuyordur. Orada daha bir şey vardır ama bir de açık artırmanın dışında oluyordur bu. Ben diyorum ki kafama göre sen bir resim yaptın. Ben 100.000 dolar verdim. Sence 6 aydan önce çıkarlar mı? Çıkarsa da şaşırmam. Ama çıkarlarsa da bence artık böyle çok kamuoyunun göz önünde bir şey herhalde yapmazlar diyeceğim. Yani çünkü Dilan Polat da bayağı psikolojikler yıpranmış. Onları içeri sokan şey neydi? Abi çok şey oldu. Bu arada ben onlar üzerinde sormuyorum aslında. Genel olarak. Ben aslında onlar derken şunu kastediyorum. Bu tip insanlar nerede takılıyor sence? Çok güzel bir soru bu. Çünkü demek ki birileri de bu işin biraz patlamasını istedi bana evet, soracak evet, olursa. Evet, öyle kendi kendine yani, olmadı. Kendi kendine olmaz. Çünkü bunlar hep TikTok'ta abuk sabuk şeyler yapıyorlar. Bunu Twitter yapmadı yani. Ha, millet de izliyordu falan filan. Birileri de bu işin herhalde Şimdi şöyle bir şey var. FATF diye bir anlaşma var ya. Bu işte ülkelerin mutabık olduğu. Sana bir not veriyorlar yani. Senin sisteminde ne kadar
yolsuzluklar, kara para ve teröre giden parayı ne kadar engelleyebiliyorsun diye. Türkiye orada gri listede. Şimdi orada gri listede olduğu zaman sana yatırımcı gelmiyor. Beyaz listeye çıkman lazım. Avrupa ülkeleri beyaz listede değil mi? İsveç beyaz listede. Yok, adam diyor ki burada kara para. No, nereden buldun var, teröre bilmem ne engelliyor. Evet. Türkiye'de çok bu işler çünkü gri listede. Özellikle Mehmet Şimşek Türkiye'nin gri listeden çıkmasına çabalıyor ki yabancı yatırımcı gelsin diye. Muhtemelen onunla bağlantısı var. Biraz da bu işleri patlattılar ki bu işin önü kesilsin diye. Aslında sonuçta toplum için olumlu bir şey bu değil mi? Biz neyleri eleştirsek de, içeri alanı eleştirsek de, içeri gireni eleştirsek de bu toplumun yararına olmuş bir, başlamış bir süreç mi? Biliyor musun, ona da kani olamıyorum. Belki. Yani çünkü Türkiye'de biraz da bu iş el değiştiriyor. Bu illegal yapının önünü kesiyorlar. Sonra başkasını besleyen başka bir illegal yapı aynen devam ediyor. Yani zihniyet değişmesi lazım. Sence Türkiye'de mafya var mı? Var tabii canım, olmaz olur mu? O cayır cayır hem de. Peki sen nerede? Sen şurada, biz Beşiktaş'ta yayın yapıyoruz değil mi? Ha, sen burada bir şey açmaya çalışsana bak. Aa, bir dakika. Ben onu merak ediyorum. Türkiye'de gerçekten mekana giden mafya var mı? Abicim çökme diye bir şey var. Mekana çökme. Geliyor, çöküyor. Bana devret diyor. Çökme var. Siyasetin de içinde var. Çöküyor. Merhaba diyor. Bana ver. Biliyoruz bizim artık diyor. Öyle. Peki abi diyorsun sen de. Ben böyle şeyler olduğuna... Bak ben yıllardır duyarım. Aha. İşte yok efendim orayı açarsan onu koruman lazım. Var, var. Birileri gelir çöker. Ben yıllardır duyuyorum. Bakır. Tabii tabii çöküyor. Abi yani devlet, polis... Yok çöküyor işte. Ben yine de inanmıyorum. Zaman zaman şöyle oluyor. Zaman zaman mafya değişir Türkiye'de. Çünkü devlet de bir şekilde bizde mafyayı kullandığı için. Hı-hı. Çeşitli işlerde... Yani mesela işte bu açık... Yani şimdi fahiş oldu. 15 Temmuz gecesi. Kullanmışlar bir takım işte bu Ayhan Bora Kaplan. Bunu kendileri de söylüyorlar ya, adam mafya. Gece hayatı mafyası işte mesela Ayhan Bora Kaplan. Bir yerde bir şey edeceksin diyorlar ki bu böyledir Ankara'da. Ya abi buraya kaplancılar bakıyor diyorlar mesela. Kaplancıya sen diyorsun ki geliyor kaplan. Merhaba abi hayırlı olsun yer mi açtın diyorlar. Sen diyorlar buranın otoparkını atıyorum bize ver. Ya da buranın güvenliğini biz sağlayalım diyor sana. Sağlamazsan sıkıntı yaşıyorsun orada sürekli. Anladın mı? Anladım. Yani gelse iki tane böyle sen mekan açtın güzel özendin falan. Beş tane tip bozuk adam gelse orada iki tane kadına laf atsa zaten orası iflas eder. Öyle düşün. Mesela bu işte 15 Temmuz gecesi Süleyman Soylu'nun şeyi de dedi yeğeni mi neyse. Evet hani o gece biz insanları örgütlemek için kaplancılar aramışlar mesela. Kaplancılar da hani insanları örgütleyip sokağa dökmüş falan. Yani devlet kullandığı için. Şu an Türkiye'de sen Nişantaşı'nda köpeğini gezdirirken ne hissediyorsun? Bizim devletle birey arasındaki ilişki sorunlu. Geçen gün bayağı da bundan bahsetmeye çalıştım yayında bu emekli maaşı zammı konuşulurken. Devletle vatandaşın bize şöyle bir ilişkisi var abicim. Biz sürekli yüksek vergi veriyoruz. O vergilerin hesabını sormayı bilmiyoruz bir kere. Habire veriyoruz biz abi. Gelir vergisi veriyorsun. Dolaylı vergi veriyor Allah veriyorsun. Ama bunun hesabını biz hiç bizde böyle bir şey yok. Ya kardeşim eğitim sistemi niye böyle? Değil yani. Benim vergilerim ne oluyor? Evet. Ve bunun karşılığında sürekli devlet bize bu sosyal yardım da değil bunun adı. Sadaka gibi önümüze para atıyor. Ama bu sadece mesela belediye de öyle. Belediye seçimleri. Ne yapıyor belediye başkanı? 5.000 lira dağıtıyor mesela emekli. Emeklilere 5.000 lira dağıttık. Abi belediye niye emekliye 5.000 lira dağıtıyor? Ama ne alakası var bu yani? Bu işin bir, belki de onlar tarafında bir oranı var. Belki onlar, de diyor ki ben 5.000 lira dağıtamayacağım bir kitle var ama 5.000 lira dağıttığım zaman mutlu olacak kitle daha büyük ve bana seçim kazandırıyor. Ben bunu itirazım. Belki belediye de, ben de başkan olsam ben de aynı şeyi yaparım ama bak ilişki sorunlu görüyor musun? Bir bireyi bir vatandaş yapan nedir abi? Kendi hayatına sahibi olmasıdır kendi hayatın. Ben kendi hayatımı nasıl sahibi olurum? Bir değer üretirim. Bak sen bir değer üretiyorsun. Bir şey mal üretirim. Neyse fikir üretirim. Ve bunu satarım. Yani bunun değerini kazanırım ben piyasada. Sistem içerisinde. Kazanırım. Kendime ev alırım. Neyse. Kendi emeklilik sistemini hazırlarım. Giderim fon mu alırım. Bir birikim yaparım. Neyse. Ve kendi hayatımın sahibi olurum ben. Şimdi bizde böyle bir sistem yok. Sistem de buna izin vermiyor zaten. Evet. Sürekli önünü kesiyor. Hep böyle ve sen de ay işte emekli maaşı zamla ne olacak da %5 mi olacak %30 mu olacak ne yapacağız ne yapacağız. Ve devamlı böyle işte belediye 5.000 lira verse kurtulur muyuz falan. Böyle bir muhtaçlık ilişkisi içine giriyorsun devletle. Bu yüzden vatandaş olamıyorsun ki. Devletle vatandaş ilişkisi kuramıyorsun. Bu muhtaçlık garibanlıktan kaynaklanıyor değil kesinlikle, mi? Kesinlikle tabii. Sen sonuçta o insanları kötü gariban... Kötü üretiliyoruz çünkü. Evet tamam gariban kalan insan medet umar. Medet uman insan işte verdiğin her şeyden mutlu olur ve ortaya bir kısır döngü çıkar. Sen zaten onlar bununla mutlu oluyor da vermeye devam edersin ama aslında neden 5.000 lirayla mutlu oluyorum diye sormadığı için problem. Evet, yani kendisine şunu sorsa ben niye 5.000 lirayla mutlu oldum ki şu an dese problem çözülecek ama sen ne eğitimi aldın üniversitede? Siyaset. Sen zaten aslında bu konuda bir bilir kişi olmalısın yani biliyorsun. Yani sen, yok estağfurullah öyle bir iddiam yok da. Ya, boş ver estağfurullah. Bence sen biliyorsun. Sonuçta ben seni takip ediyorum. Çok güveniyorum. Aslında fikir olarak ve okulunu da okumuşsun. Tamam yani sen aslında siyaset konuşmaya hakkı olan siyaseti konuşacak kişilerden birisin. 5.000 liraya mutlu olan bir
insanı değiştirmek şu an mümkün mü? Mutlu da olamıyor ki insanlar. İnsanlar hayatta kalmaya çalışıyor tabii ki şu anda. Ve bunun kısa vadede bir çözümü yok. Yani ben geçen gün yayında onu söyledim. Bence bundan sonra emekli maaşlarının iyileşme ihtimali de yok Türkiye'de açıkçası. Uzun bir süre. Herkes kendisini ona göre hazırlasın. Çalışırken ona göre birikim yapmak lazım. Canım ben şu anlamıyorum. Zam yapıyor asgari ücreti. Bak bu çok basit bir konu. Sen sadece haberci olmadığın için, sen siyaset okumuş etmiş bir insan olduğun için bunu sana sorabiliyorum. Asgari ücretli zam yapıyorsun. Ertesi gün bütün kafeler diyor ki biz de zam yapacağız. Bütün şirketler diyor ki biz de zam yapacağız. Asgari ücret değişmiyor. Şimdi devlet bunun farkında zaten. Peki o zaman bunun çözümü ne? Abi bunun çözümü yani bir çok radikal değişim. Türkiye'de bütün bu sıkıntı nereden başladı? Cumhurbaşkanı dedi ki benim bir teorim var. Daha doğrusu benim bir damadın teorisi var. Bizim çocuk bunun dersini almış dedi. Master'da açıkçası böyle söyledi. Teorisi şu dedi. Biz faizi düşürürsek enflasyon da düşecek dedi. Ve bir sene boyunca bunu uyguladılar. İş patladı yani. Devlette para da kalmadı. Bu teori sonra da teori çöktü. Memlekette çöktü. Yani bu. Bu. Değişik dönemlerden geçtik ama ülke olarak sence şu an fakir miyiz? Fakiriz tabii abi. Zırıl zırıl fakiriz. Çok kötüyüz hem de. Ama bunun farkında değiliz. Fakiriz sen kendini yani. Amerika'da seninle aynı işi yapan biri kadar güçlü hissedebiliyor musun? Abi olur mu öyle şey? Amerika'da benim yaptığım işi yapan hani böyle bizim gibi ay sonunu getirebilecek miyim falan şeyleri olmaz ya. Ya şu yaşına geliyorsun ne ev alabiliyorsun ne araba alabiliyorsun bir şey yok. Yok oğlu yok yani. Olabilir mi böyle bir şey? Şimdi bu o kadar tarihsel şeylere dayanıyor ki aslında. Bu sadece son yıllarda yaşadığımız bir şey değil. Evet eskiden az şey vardı küçükken. Levi's 501'i olan herkes zengindi yani. Levi's 501 en önemli şeydi tamam mı? Levi's 501 Timberland bot en mutlu sende. Çünkü yoktu zaten. Levi's'tan başka bir şey yoktu piyasada. Şimdi var fakat şunu kaçırıyoruz. İyi de dünya daha da zenginleşti. Total bir zenginleşme oldu aslında. Biz orada geride kaldık. Yani eskiden 30 sene önce çamaşır makinesi batıda da her evde yoktu değil mi? Şimdi her evde var. İşu değil yani batıda bir çamaşır makinesi ama ne olacak ya? Eskide yenisini alalım falan. Anlatabiliyor muyum? Danimarka'da mesela belki görürsün. Orada gelenektir 3-4 senede bir evlerinin eşyalarını yeniliyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? Böyle ikinci el pazarları oluyor. Götürüp bir orada satıyorlar ya da evlerinin önüne bırakıyorlar isteyen alsın diye. Çünkü o bir işu değil yani. Bir değer değil. Bir değer ne olacak ki? Bir de alıyor. Şimdi bu bizde bunlar bir şey. Yani sen bir kanepe almaya kalksana. Abi 100 bin lira falan yani şu elini düzgün bir koltuk alayım dediğinizde. Bu bir şey. Bunun için insanların aylarca çalışması lazım. Dolayısıyla aslında dünyanın bir kısmı ciddi anlamda zenginleşirken biz fakirleştik de ondan öyle. Biz küçükken bisiklet batıda da bir çocuğun belki alması zordu anlatabiliyor muyum? Mesele bu maalesef. Sen nasıl bir çocuktun? Nerede doğdun? Ankara'da doğdum. Ya ne çok Ankaralı akıllı insanlar. Bu kadar Ankaralı akıllı insan var da biz niye kötü durumdayız kardeşim? Ankara'dan yönetilmiyor muyuz biz? Değil mi? Ankara'ya o zaman bizi yönetenler, o zaman Ankaralılar yönetmiyor bizi. Vallahi bilmiyorum ki. Yani Ankara'da dünyaya geldin, Ankara'da mı okudun? Tabii. Kaça kadar? Hep bütün. Tez üstü Bilkent. Üniversite Bilkent. Bilkent'te okudum. Çalışkan bir çocuk muydun? Dönem dönem. Bazen çalışkandım. Bazen ergenlikte sapıttığım da oldu. Sapıtmak senin için neydi? Yani mesela işte üniversite birinci sınıfta okula gitmedim falan. Takıldım abuk sabuk. Takılmak senin için neydi? Ya işte arkadaşlarla takıldık yani. Ne yapıyordun mesela? Ne bileyim abi içiyor. Ankara'da içer herkes. Çünkü yapacak bir şey yok. Ankara'da faaliyet budur. Buluştun. Ne yapalım? Abi içerim dersin. Öğlenden içersin. Bu yani çünkü başka çok fazla alternatif olmadığı için. Düşlerin neydi? O zaman da bir düşüm yoktu. İnanır mısın? Ben düşleri olan birisi değilim ya. Öyle bir düşlerim olsun falan yok yani. Hep böyle o zaman go with the flow. Yumruğu kaldırıp yapmak çalıştığın bir şey var mıydı yani? Ya böyle yapmak istediğin. Hep tabii siyasetle ilgiliydi mi? Tabii ki gençken daha solcu oluyorsun. Daha Marksist oluyorsun falan. Büyüdükçe geçiyor. Normal yani biraz daha gençken biraz daha spektrumun ekstremlerinde olmak çok mantıklı. Olması gereken o. Peki o yaşlarda işte yetişkinliğe geçiş sürecinde duvara toslamış gibi olduğun bir şey yaşadın mı? Ya Taner bir geçtim böyle oldu dediğin bir şey oldu mu? Bilmem ki çok olmuştur. Nasıl bir şeyden bahsediyor? Düşüş, örnek ver mesela. Bu böyle miymiş ya dediğin. Üniversite okudun. Evet. Üniversitede Bilkent'te mutlu muydun? Mutluydum ya. Evet ben öyle çok zaten olumlu tarafından bakan bir alıştığın insanımdır olaylara. Neyi göremedin mesela? Tabii iş hayatına girince o baba bu buralar neymiş bu neymiş? Şimdi bak sen modern dünya insanısın. Seni tanıdığım gördüğüm kadarıyla. Türkiye dünya vatandaşları için çok kötü. Bir zindan. Evet, kesinlikle. Çok zor. Evet. Neden biliyor musun? Yani biz çünkü olaylara şöyle bakıyoruz. Nasıl ya? Önüme mi geçtiler? Öyle mi ya? O zaman döveyim mi? Diyor ki döv. Çünkü annemiz ne demiş? Oğlum sana vurana sen de vur. Çünkü önüne geçiyorsa vur. Hani benim yurt dışından buraya kavga etmek için gelen arkadaşlarım var. Diyor ki Taner bir ay sonra Türkiye'deyim. İlk gördüğüm yerde var. Kavga ilk meyhanede diyor. Kavga Allah edeceğim. Allah Allah. Oğlum diyorum o ne biçim laf yani. Demiyorum Amerika'da diyor. Hemen hapse atıyorlar beni diyor. Ben Amerika'da burada diyor. Burada çürürüm diyor. Diyor. Buraya geleyim de birileriyle kavga edeyim diye. Enteresan arkadaşlar. Bekleyen arkadaş. Yani böyle insanlar var yani. Ama senin duvara tosladığın tabii, hayatta tabii. İlk an neydi? Tabii, hatırladın. Doğru. Var mı?
şey olabilir. İlk iş hayatına başladığım olabilir. Zaten geçen bir video sosyal medyada viral oldu ya, Bilkent'te çocuklara soruyorlar. Ne düşünüyorsun? Mezun olduktan sonra 15 bin dolardan aşağı bir yerde çalışmayı düşünüyorum aylık falan. Böyle bir şeyden bahsediyorum. Ya bir de şey zannediyorsun ya işte, ulan iyi okullarda okuyorum, ne kadar iyi hocalarımız var evet, falan. Evet. Böyle kendimizce üniversite yüksek tartışma, siyaset felsefesi tartışıyoruz falan. Vay be diyorsun. Bunun piyasada bir ederi olmadığını, piyasada ederi olan başka şeyler olduğunu iş hayatına girince öğreniyorsun. Fakat şöyle bir şey var. Bu illa en iyi üniversite, en iyi bölüm falan anlamında değildi. Ya mesela şey yapıyorlar abi, üniversiteden hep arıyorlar. İşte Nevşin Hanım bize konuşmaya gelir misiniz? Bla bla bilmem evet. Neyimiz var falan. Abi çünkü üniversitedeki insanlara şey öğretilmiyor. Değer ne demek? Yani bir değer, bir iş. Karşılığında elde edilen değer ne demek öğretilmiyor. Ben de hep yani tabii sağ olsunlar değer veriyorlar, değer görüyorlar, davet ediyorlar ama ya arkadaş bak bir hayatta en değerli şey zamandır, zaman. Bir insan, siz orada kimsiniz? Gençler bilmem ne kulübü. Peki neden bütün işini gücünü bırakıp İstanbul'un bir ucundan kalkıp 8 vesait değiştirip sizin üniversitenize gelip konuşma yapsın? Çünkü üniversite hayatının nasıl işlediğini öğretmiyor abi insanlara. Evet. Bunu bir her insanın hayatının, mesai saatinin bir değeri var. Ben bana para ödesin anlamında demiyorum ama siz, kimse sizin için ya işi gücü olan bir insan. Söyleyeceği sizde bir etki yaratacak bir insan kalkıp da bütün gününü haldırı üniversite kulübü dolaşmaz arkadaşım. Demek ki bu insanlara basit hayatın işleyişi, yani bir değer üretmek, bunu karşında piyasada satmak, bunun ederi, hayatımızı nasıl kurguluyoruz, nasıl yaşıyoruz, bunu hiçbir tarafı öğretilmemiş. Yani bize de öğretilmedi, anladın mı? Hayat böyle bir şey değil. Hep aklıma şey geliyor, uç bir örnek ama Ayn Rand'ı bilir misin? Yine buna bir mektup yazıyor ve diyor ki ben işte mezuniyetim var, bana bir elbise alır mısın? Bu hayvan gibi böyle sayfalarca bir cevap veriyor. Ben diyor sana bu elbiseyi niye alayım evladım? Bak bu elbiseyi sana alsam. Sen bunu bana geri ödeyebilecek misin diyor. Ben niye sana böyle bir şey yapayım diyor kadın uzun. Yani tabii ki Ayn Rand çok daha sert bir yerden bakıyor ama evet. Ya genç insanların bunu öğrenmesi lazım. Hayattaki her şeyi değersiz zannediyorsun. Ya da değerle ilgili kafanda oturttuğun kavramlaştırma yanlış demeye çalışıyorum. Aslında onun için de iş hayatına girince duvara tosluyorsun. Beni üniversitelerden çok çağırıyorlar. Yani birçok üniversiteden. Çok nadir gidiyorum. Bazen de İstanbul dışına gitmiyorum. Çünkü işte en son mesela Ankara'dan bir üniversite çağırdı. Kırmadım. Çünkü Hacettepe'ydi. Hacettepe'ye de öyle bir bağım var. Severim yani. Dedim organizasyon ne şu bu falan. Okey tamam. Gidelim dedik yani. Para istemedim. Çünkü ya üniversite organizasyonu. Aa dediler ki yalnız yol parası da vermiyoruz. Dediler ki yalnız konaklama da yok. Kaç kişi katılacak? 80-100 kişi falan. Evet o zaman işte onu demek istiyorum yani. Kuzular dedim. Yani kınalı kuzularım. Yani tabii ki çok tatlısınız ama gittim bu arada. Araya başka bir şey oldu. Kıramadım gittim yani. Ama arkadaş dedim işiniz çok zor. Size üniversite hiç yardım etmiyor mu? Hocam bir kuruş bile vermiyor dediler. Evet. Hiçbir ödenek yok. Yani bir Nevşin Mengü'nün uçak biletini bile üniversite almıyor. Tamam üniversitede çünkü bunun sonu nerede? Yani anlıyorum üniversitenin belki de işi de bu değil de. Dediğim gibi yani ama biz eskiden birilerini davet ederdik. Yanlış. Bir organizasyon yanlış. Yapardık, bir şey olurdu. Kulüplerimiz vardı, çalışırdı. Eskiden üniversiteler siyasi bir figürdü. Yani üniversiteden korkulurdu. Şu an korkulan tek yer işte Oğuzhan Uğur'un programı gibi oldu yani. Doğru söylüyorsun. Akıllı sanki bu işle ilgilenen tüm çocuklar sanki oraya toplandı gibi. Üniversitenin bir ağırlığı kalmadı. Misyonu, tamam. Eğitimin içi de böyle bir boşalmış durumda. Bir sürü şey buna etken olabilir. Siyasi bir misyon da kalmadı. İnsanlarda bir korku var. Hiç kimse sesini yüksek sesle çıkarmak istemiyor yani. Sen bu konuda hemfikir misin? Türkiye'de bir korku var mı? Ya korkudan da ötesinde şey olmadı bizde. Sistem sürekli bir rövanş alma üzerine kurulu olduğu için gelenekleri olan kurumlar olmuyor. Yani bir X üniversitesi değil, bir geleneği olan kurum. ODTÜ mesela, evet. Sol işte şeylerin, fikir üretenlerin, aydınların olduğu bir üniversite. Mesela aman abi hemen orayı değiştirelim falan ya da Boğaziçi. Abi bırak oranın da geleneği öyle devam etsin. Senin de Gazi Üniversiten var işte mesela. Onun da geleneği öyle devam etsin. Abi sürekli bir romanş almacılıktan geleneği olan kurum kalmıyor. Türkiye'de senin en güvendiğin kurum hangi kurum? Kendim kurumum, Nevşin Mengü kurumu. Kendim başıma. Devlet kurumları şu an sana güven veriyor yok, mu? Yok hayır tabii. Bence insanların garibanlıklarını da çok fazla isyan etmemesinin sebebi insanlar şunu düşünüyordu. Devlet de gariban. Ben bunu düşündüğü için çok da fazla mutsuz olmadıklarını, biz de gariban, devlet de gariban. Kaderimiz bu diyordu. Ama şimdi bazı farkları görmeye başladılar ve aradaki fark çok açıldı. Onun da etkisi var. Yoksul inanılmaz bir yoksullaşıyor ama inanılmaz da bir yeni burjuvazi ortaya çıktı ya. Arasındaki fark çok açık. O bir kadar şeye, fark açıklığı bu normal bir şey değil. Emek verme isteği ortadan kalktı çocuklarda. Yani gençler, sen gençlerle ilgili ne gözlemliyorsun şu an negatif anlamda? Yani aslında gençlerde bir tane de bir şey topluluktan da bahsedemiyoruz. Türlü çeşidi var tabii ki. Yani Anadolu'da olan bir genç var. Sence bugünün gençleri senin emekli maaşını ödeyebilecek mi? Abi o zaman bence başka bir dünya olacak, ben öyle anlıyorum. Onun için ben herkes kendisini hazırlasın diyorum. Yani benim şöyle bir beklentim yok. Ben şuna kani değilim. Bu devlet ben emekli olduğumda benim maaşımı öder miye ben kani değilim, onu söyleyeyim.
olmayabilir. Bambaşka bir sisteme geçirmiş olabilir. Onun için herkes kendi hazırlasın. Yani ben hep kendim besimi yapayım. Kendim para biriktireyim abi, o kenarda dursun. Çünkü herkesin kendisine bakması gerekecek diye düşünüyorum ben. 30 yıl sonra nasıl bir hayat olacak dünyada? Bunun çok ya marjinal olarak değişeceği kesin. Çünkü hakikaten başka bir üretim ve iş modeline geçileceği kesin. Bu yapay zeka ile beraber. Ve tam ne olabileceğini de kimse öngöremiyor. Davos'ta millet onu konuştu işte. Öyle mi olur, böyle mi olur? Nasıl olacak? İş hayatı nasıl şekillenecek? Mavi yakalılık neye evrilecek? Beyaz yakalılık neye evrilecek, hangi işler kalacak, hangi işler kalkacak falan. Şimdi mesela Darun Acemoğlu da böyle onunla ilgili güzel bir çalışma yazmış. Yapmış ya uzun bir kitap. Bunu bir şekilde nasıl regüle edecek? Kim nasıl regüle edecek abi bunu? Soru bu. Bunun bir yanıtı var mı? Şu anda yok. Türkiye hiç bunları tartışıyor mu? Yok. Zaten sıfır. Yani artık bence karşı konulamaz bir yapay zeka trendine giriyoruz yani. Yapay zekayı her alanda görmeye başlayacağız. Bana sorarsan 30 yıl sonra evinden çıkmayan insanlık ortaya çıkacak. Ya evi olmayan bir insanlık ortaya çıkacak ya da evinden çıkmayıp her şeyi artık sanal alemde yaşayan bir nesil ortaya çıkacak. Olabilir. Çünkü şu anki çocukların dinamiklerine baktığım zaman ben bunu görüyorum. Sen daha çok genç insanla çalışıyorsun değil mi eğitimci olduğun? Küçük kızım var, çocuk arkadaşları var, onların davranışları var, eğilimleri var. Bak bir çocuğun olmasının nasıl bir avantajı var biliyor musun? Allah'ın yarattığı o hiçbir şeyden etkilenmemiş, etkilendiğini iddia eden tabii ki bilimsel araştırmalar var ama hiçbir şeyden etkilenmemiş bir şey geliyor ya dünyaya. An be an gözlem, araştırmacıysan gözlemlersin ve çok şey öğrenirsin. Ben de an be an gözlemlediğim için nereye gideceğini görebiliyorum bu gidişatın. Daha önce bir yazı da yazdım bununla ilgili, epey de okundu. Ben çocukların artık ileride yerlerinden çok kalkıp hareket edeceklerine inanmıyorum. Hareket ettireceklerine ve sanal yaşayacaklarına, yani örnek veriyorum işte Göbekli Tepe'yi mi görecek? Buradan Göbekli Tepe'ye gitmeyecek, gitmek istemeyecek. Diyecek ki ya bunu zaten hani böyle HD kalitede 4K görebileceğim, zaten gezebileceğim bir ortam var. Hemen sanal bebek diyelim adına. Bağlanacak sanal alemdeki haliyle. Sanal alemde gidecek, Göbekli Tepe'nin her detayını görecek. Bir tuşa basacak, tarihi gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Öğrendim diyecek, okey ben iyiyim. Gitmeye gerek yok. Ve şaşıracak da, nasıl yani diyecek. Siz Amerika'yı görmek için Amerika'ya mı gidiyordunuz? Ve dünya bu hale geldikten sonra da tekstilin çok önemi kalmayacak. Evin, barkın çok önemi kalmayacak. Maddi şeylerin, somut o fiziksel şeylerin çok önemi kalmayacak. Çünkü artık yazılımlar yönetecek diye düşünüyorum. Bu bir olabilir. Korku senaryosu gibi. Bununla ilgili filmler de varmış falan filan ama olabilir. Yani ben bu konuda gençlik bakımından değil ama bizim yaşam tarzımıza çok ters bir hayatın yine bizim göreceğimizi bak. Biz nasıl bir jenerasyonuz? Sen, ben. Biz her boku gördük. Evet. Ulan böyle bir jenerasyon olabilir mi? Ben küçükken uzaktan kumandası yoktu televizyonların ve ailenin en küçüğü gidip baba derdi ki bire bas, ikiye evet, bas. Evet. Böyle küçük uzaktan kumanda olarak çalışırdım. Ya yani. Babacığım bu nasıl bir jenerasyon? Bu 80-90 arası doğanlar ya her şeyi mi görmüş? Ya jetonlu telefonu da gördük. Evet. Bütün imkansızlıkları yaşadık. Paran olsa da imkan yoktu. Ve bütün imkanları da gördük ve maalesef bence biz ölmeden önce muhtemelen bu uzay çağı dediğimiz o bambaşka çağı da göreceğiz. İnsan ömrü uzarsa ben en çok şeyi bekliyorum. Ben şey istiyorum mesela, robotluk çıksın. Hı-hı. Böyle alsınlar bizi, bilincimizi. Neyse o artık bir elektrik şeysi mi? Beyin, hı-hı, öyle ya, sinapslar, nöronlar falan. Onu abi koysunlar robota, robot olarak devam edelim bence. Kolum mu kırıldı? Çat, yenisini takarsın. Devam. Geçen sana konuk olduğumda bir paylaşım yaptım. İşte Nevşin Mengü ile Türklerin, hı, İngilizceyle imtihanı konuştuk. Şey dediler. Ha, Türk deyince sana kızmadı mı dediler. Niye sen abi? Türk kelimesinden rahatsız mı oluyorsun? Yok, niye rahatsız olayım? Ya işte bu gençlerde böyle bir şey var. Aşırı sağ modası var ya. Hı. Onlar kendi kafalarında bir şey kurmuşlar. Peki senin öyle bir söylemin mi? Yok, ben demokrat biriyim diye herhalde. Hani Türk sanki değil, ben Türkiye'li dermişim falan gibi. Yok, hiç öyle bir takıntım yok. Türkse, Türktür yani. Demokratsın ama milliyetçi değilsin. Kimi insan da kendisi Kürt demek isteyebilir. Tamam Kürt desin, ne olacak? Ben Türkiye'li Kürdüm desin. Bunda bir derdim yok. Hangi derdimiz? Niye derdimiz olsun ki yani? Bir yıl olmuş 2024 Kürdü, Türkü. Ben bu kelimeleri... Bir şey var, öyle bir gençlik grubu var. Onların var sıkıntısı. Ya normal gençken böyle aşırılarda olmak normal işte. Onlar böyle hani İttihatçıyız be, Türklük falan böyle bir. Yani 41 yaşındayım ben ya. Deyip geçmeyi öğrendim ben. Bravo, güzel. Soracağım bir sorunun cevabı aynı zamanda bu. Seninle ilgili bilinen en yanlış bilgi ne? Çok vardır kesin. Bilmiyorum ki, bakmadım böyle, artık internetten ama, yani. Yani illa sana ulaşmıştır yani. Ya Taner, beni şu konuda çok yanlış tanıyorlar dediğin şey. Abi foncu diyorlar mesela bana. Foncu, foncu ha, Fongül, Fonşin falan. Sana birileri para mı veriyormuş? Fon zannediyorlar. Ben yani birincisi
Yani fon dedikleri anladın mı? Arkadaşlar buradan söyleyeyim, çok fakir. Fas fakir. Fakir değilim, hayır fakir değilim. Çok fakir değilim de bizim fon almaya ihtiyacımız yok yani. Ne için fon alacağım? Uzay üstü mü kurduk kendini? Hayır yani olabilir. Hani böyle özgür basını destekleyen fonlar var. Buna da karşı değilim bu arada. Evet. Olması lazım Türkiye'de. Hakikaten pek çok haberi o foncu dedikleri basın sayesinde öğrendiler. Bağımsız basın sayesinde. Bizim ihtiyacımız yok çok şükür. Bizi YouTube gelirleri şey yapıyor. Hı-hı. O fonları almak da kolay bir şey değil. Yani şu anlamda onu teknik, onlara başvurmayı, efendime söyleyeyim o dilde hani plaza şeysi gibi böyle bir dili var onun. Onu evet. Yazacaksın, o başvuracaksın falan. Onlar onu kastet, o kadar profesyonel bir şey kastetmiyorlardı. O bence için çok makul olurdu öyle olsaydı. Hayır ama öyle bir, onu ayrı bir insan bence tutmak lazım. Bence onlar Avanta'yı kastediyorlar. Ya yok hayır, şöyle diyorlar. Siz Avrupa ülkelerinden fon alıyorsunuz. Ha, Türkleri kötülemek için Türkiye'ye. Falan evet öyle düşünüyorlar yani. Bugün Türkiye'yi öv desem övebileceğin bir tane şey söyle. Ya aslında şöyle ki bence çünkü, Türk insanının. Özür dilerim. Çünkü hep de kötü bir özelliğimiz yok herhalde. Bu Türk ülkede güzel eğlenceli olan şey. Tabii Türk insanı çok eğlenceli bence. O değil. Türkiye'nin gidişatı veya Türkiye'nin durumu ile ilgili Taner, evet çok kötü şey var ama şöyle iyi bir şey de var, ne diyebilirsin? Bak ben şunu çok takdir ediyorum dediğin. Vallahi siyaseten takdir edebileceğim bir tarafı yok bence, dış politika bitik. Gidişat olarak, durum olarak. Siyasetçiler bitik, çok kötü siyasetçiler de bitik de. Türkiye'nin avantajı şu, iyi yetişmiş bir orta sınıfı var. Hı-hı. İyi yetişmiş, bu çok kıymetli bir şey. Çünkü demokrasileri aslında orta sınıflar kurar, siyaseti orta sınıflar yapar. İyi bir genç nüfusu var. Hı-hı. Fena yetişmemiş, kendine göre, dünyayla da bağlantısı olan, işte interneti kullanmayı falan iyi bilen bir şey var. Bence en büyük avantajı bu. Ama bu siyasetçilerle olmaz. Yani bak sağdan da soldan da yani başka bir dünyaya aitler, anlıyor musun? Evet. Yani biz diyoruz ya her şeyi gördük. O adamlar 40 doğumlu falan, 50 doğumlu falan, anladın mı? Yani olabilir. Tabii ki bak bu işte boomer yaşlı falan demiyorum ben. Yaşı büyük insanların tecrübelerinden yararlanmak çok önemli gerçekten. Hı-hı. Ama Türkiye'de siyaseti yapanlar o jenerasyonun iyi yetişmişleri değiller abi. Evet. O jenerasyonun bir de eksik yetişmişleri, kötü yetişmişleri. Hani dünyayı bilmiyorlar. Yurt dışına çıksalar bile korkudan hep böyle, sen bilir misin mesela böyle heyet gezileri falan olur. Ekseriyetle bunlar hep böyle birbirine ayrılmaz. Aman kaybolmayalım. Bir de helal şey olmayan restoranda yemeyelim yanlışlıkla diye. Böyle ekipçe gezerler. Dolayısıyla hiçbir şey sadece oradaki Türklerin dükkanlarına giderler ve hiçbir şey görmezler. Tamam mı? Olabilir. Böyle de bir insan olabilirsin. Buna saygım sonsuz. Ama böyle bir insan olup bir ülkeye projeksiyon çiziyorsan abi işte o sakat, o sıkıntılı. Çünkü siyasette liyakat, okumuşluk, alınan eğitimlerle ilgili değil de yoldaşlığın ne kadar uzun olduğuyla alakalı. Abi o şeye gireceksin. O silsile, o dedikoduculuk silsilesine yani gireceksin. Şöyle bir siyaset olamıyor. Şöyle bir yerlere çok gelemiyorsun. Ya da buna inanılıyor Türkiye'de. Ben çok iyi eğitim almışım. Fikrim var. Bir şeyler insanlarla paylaşmak istiyorum. Bana şunu yapıyorlar. Ha şimdi olmaz. Biz sıramızı bekliyoruz. Bak yıllardır biz buradayız. Git sıranın sonuna. Türkiye'de böyle enteresan bir durum var. Yani liyakat var bazı noktalarda ama liyakat yerine sıra beklemek gibi bir şey var. Çünkü diyor ki ben daha gençlik kollarından, daha çocuk bilmem işte şeyinden başladım diyor. Şimdi gençlik kolları, sonra sanki bu step step gidilen bir şeymiş gibi. Ben buna inanmıyorum. Bürokrasi ya da işte devlette faydası olacak bir insanın bir şey bir konuda, kendim Milli Eğitim Bakanı olacağım da. O yüzden böyle diyorum. Allah sabır versin. Ya ben Allah sabır versin. Bir şeyin bakanı olmak istiyor musun? Yok. Devlette bir çalışmak istiyor musun? Yok, hiç istemem. Sana bir yetki verilse kaçar mısın? İstemez misin? İstemem, kaçarım. Bay bay. Bana göre değil derim. Yok abi, yeter. Gel canım Allah aşkına. Çok konuşuyorsun. Çok biliyorsun. Gel çok biliyorsun, gel sen. Yok, ben konuşmayı seviyorum. Benim işim bu. Ben konuşayım. Kurcalayayım. İşte böyle yaptılar ama uzmanlar da şöyle diyor. Yanlış mı yaptınız acaba diyeyim. Sorayım falan. Orada bir yanlış işleyişi ortaya çıkar. Benim işim bu. Herkesin işi var ya. Ben böyle bir şey soyunma. Ben bilmem ne bakan. Ben ne bileyim abi. Ben niye bilmem ne bakan olayım? Yani onun için yetişmiş. Onu isteyen insanlar yapsın. Ama mesele şu zaten, işte basın ya da yayıncılık dediğin şey denge denet mekanizmalarını kuran bir şey ya yani. Tamam biz de o denetleme işini yapalım yani. Denetleyelim. Sonuçta elini taşın altına koyar mısın? Koymam ya, niye koyayım? Benim yaptığım iş bu işte. Ha sen kendin, ben kendi dünyamda işimi yapar, tesir ederse eder diyorsun. Ya ederse eder, etmezse etmez. Uğraşmam yani uğraşmam. Vatandaşa bunu bizzat bir memur olarak sunmakla, orada bir bürokrat olmakla. Ya o başka bir şey, o başka bir iş, o başka bir üzerine giydiğin kıyafet, ona uygun bir insan olman lazım. Ben ona uygun bir insan değilim. Hayatın çemberinden geçtim dediğin bir an oldu mu? Taner öyle bir şey yaşadım ki ben var ya, işte o an hayatın çemberinden geçtim. Bilmiyorum, çok olmuştur öyle Taner. Çok olmuştur iş hayatında. Hangi birini diyeceğim bilmiyorum. Ne bileyim, belki muhabirken İran'da çalıştın. Savaş gördün mü? 2008'de Gazze Savaşı'nı takip ettim. Ya Orta Doğu'da epey çalıştım.
İşte röportajlar şu bu için. Yani Lübnan'da, Afganistan'da bulundum falan. Bu biraz hayatın çemberinden geçmek, biriktirilen bir şey. Yani bir günde olan bir şey değil bence. Ne bileyim, bir bomba düştü, tane o günden değiştim falan diyebileceğim. Yaşıya. Süreç ya. Süreç olduğunu geçtin düşünüyorum ben. Geçtin mi peki? Tabii geçtim ya, bu yaşa kolay mı geldik? Bu... Zor geldim ben vallahi. Hiç kolay gelmedim. Vardığın noktadaki rahatlığının sebebi de aslında orayı atlatmış olmak. Gene hiç rahat değilim yani. Neyin rahat değilim hiçbir zaman da. Ama hani diyorsun ya, kimseyle artık uğraşmam, münakaşa etmem. Anladım, o anlamda. İnsanlarla. Evet, çünkü şunu anladın artık yani. Kaç kişiyi konuşarak değiştirebildin? Hiç. Ya ben hayatımda hiç kimseyle oturup tartışıp değiştiremedim. Yok, ben de hiç tartışmıyorum. He haklısın abi diyorum, geçiyorum. Evet. Doğru diyorsun diyorum. Yani çünkü niye kendimi yorayım bunun için? Benim var ya duymadığım söz ne biliyor musun Türkiye'de insanlarda? Çünkü sosyal medyayı da aktif kullanıyorum ve oradaki yorumları da okumaya elimden geldiği kadar çalışıyorum. Allah başka dert vermesin. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Çünkü orada bir kişi bile olsa oraya şunu yazıyor ya işte, bir şeyler yazıyor. Açıklıyorum. Bazen vaktim oluyor. Diyorum ki anlatayım ya, bakayım, deneysel yaklaşıyorum. Diyorum ki merhaba beyefendi. Bu dil bilgisi kurallarına göre budur. Ancak 1990 yılında şöyle o. Cevap veriyor bana. Hadi lan oradan. Abi ben ne diyebilirim? Evet. Hadi lan oradan, dolandırıcı diyor. Yani yani seninle iletişim kurmak değil. Çünkü oradaki amacı işte seni bozmak. Nasıl şişittirdim, nasıl işte. Bir de bir şey çıktı ya, bunu hani siyaseten kullanabilecek bir şey. Kudur. Kudur sen. Kudur ne ya? Salak mısınız? Çocuk musunuz siz, anladın mı? Kudur bilmem ne. Nevşin Mengü ilk Türk uzaya çıktı. Kudur falan. Niye kudurayım abi bunun için yani? Sen televizyonu niye bırakmıştın? Kovuldum CNN Türk'ten. Ne diyerek kovdular seni? Ben o zaman işte CNN Türk ana haberi sunuyordum uzun yıllardır falan. Bu Trump-Erdoğan ilk görüşmesini canlı yayındaydım o sırada. Görüşmeye 23 dakika mı sürdü, 24 dakika mı ne sürdü? Ben de şunu anlatmaya çalıştım. Yani o zaman da Trump'ın işte damadı ile ilgili bir takım bir sıkıntılar vardı falan. Geçmişini hatırlamıyorum. Onun için Trump zaten hani bu cevap da vermek istemiyordu. Basın açıklaması yapmak istemiyordu. Hemen kaçtı adam böyle. Şunu dedim yani, arada tercümanlar da olduğuna göre oturdusu, kalktısı, tercümesi, girdisi, çıktısı 23 dakika sürdü dedim. Buna kızlar yani, ben cinsel bir şey imanı girdisi çıktısı. Ne? Ha, anladığım kadarıyla yani. Neyse ama zaten bu troller falan istemiyordu beni yani hükümet. Ondan sonra CNN'de beni o zaman Aydın Doğan'daydı. Hani karşılıklı anlaşarak dediler ki biz senin tazminatını verelim, sen de istifa et. Amenna dedim ben de, o kadar hayırlı olmuş, çok iyi olmuş. Allah Aydın Bey'den razı olsun. Neden? Çünkü sonra orası Demirören'e satıldı. Ve Demirören kovduğu insanların bayağı bir tazminatını vermedi millet. Yıllarca süründü mahkemeye. Ben de onun için böyle Allah diyorum, Aydın Bey'den razı olsun. Rahmetle anıyorum. Geldiği zaman gerçekten bekle bilerek şey yaptı adamcağız. İşten çıkarttı. Kırgınlığım yok. Şöyle bir şeyim de yok. Bu özel sektör sonuçta ve sen de çalışmak istemeyebilir. Bu kadar basit. Ben orada bir elemanım. Adam için işte ne bileyim şu saat dilimini sunan bir elemanım. Der ki artık seninle çalışmak istemiyorum. Şu nedenden, bu neden. Amenna, bu kadar. Ben böyle şey kendime dert etmem. Vay niye de haksızlık falan. Olabilir abi, adam kanal politikasını değiştirecektir. Başka bir şey istiyordur. Hakkıdır yani, bu da bu kadar basit. Ama şimdi bu, çok memnunum dijital medyadan. Kanal Türk ondan önce miydi? Kanal Türk çok eski. Oo, en eski başladığın dönemler. Başladığım o zaten, ondan sonra CNN sondu. Evet. Peki, her yerde çalıştım ben. Peki o olay yaşanmasaydı veya öyle bir şey olmasaydı, bir şekilde sen bırakmasaydın şu an yine YouTube yayıncısı olur muydun? Abi bilmiyorum. Seni nasıl ki bir herhalde hayat olurdum bir şekilde. Herhalde olurdum. Bir noktada kovulurdum çünkü. Ama sen orada programcıyken yani haber sunuyordun, haber programı yapıyordun değil mi? Evet, yapıyordum da işte bir, o zamanlar böyle biraz daha bir kendimize özgü bir tarzımız vardı yani o Anchorman'ın haberde. Evet gibi. Kadınlara ne diyorlar? Anchor woman mı? Sanırım. Takılmıyorum ben böyle title'ları, anlıyor musun? Canımsın yani? Ya en sevdiğim özelliğim. Bak ben seni en çok neyi sevdim biliyor musun? Artık bir şeyi aşmış, düz abi tamam ukalalığı geçelim falan. O tarz var ya. Bence eyvallah. Hani ben de o tarza doğru ulaşmak üzereyim yaş itibariyle. Ama bunu derken tabii bildiğini de biliyoruz ya karşı tarafta. Neler bildiğini de tahmin edebiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Bir kere ben şahsi olarak seni en çok takdir ettiğim şey bu. Ama yine de bir gıcık bir tarafın var. Yani olabilir. Muhtemelen arkandan şunu diyen de vardı. Ya çok uyuz kadın. Okey. Varmış. Ben varmış. Derim. Geçen bir şeyle tanıştım. Genç bir arkadaşla. AK Parti çevrelerine yakın. Dedi ki ya siz de insan gibi insan mısınız dedi ya. Ne demek, ne demek dedim. Ya biz size gıcık oluyorduk dedi. Siz böyle bayağı iyi bir insan mısınız dedi. Ama ben seni şöyle bir ön yargım vardı benim. Zannediyorum hala var. Sanki böyle bir erkeği dizine yatırıp saçlarını okşamaz mısın? Ya da bir erkeğin göğsüne başını koyup aşkım senin
çok seviyorum demezmişsin gibi geliyor. Niye ya? Öyle bir... Ve insanlar hep benim gay olduğumu düşünüyor. Ya, o çok şeyi başıma geldi. Hayır, bir erkek veya bir kadın. Yani... Yok, gay değilim hani, olabilir. Sıkıntı şey değil, evet, yani evet. Gaylere karşı olduğumdan değil. Ama şefkatli bir insan mısın? Şefkatliyim tabii ya, şefkatli. Kime şefkat gösteriyorsun en çok? Köpeklerime. Ha işte bak, şefkatsizsin. Yani ya şefkatli. Niye aileme, anneme, kardeşime? Anneme sarılıp öper misin? Tabii ki. Sevgini belli eder misin? Ederim tabii. Öyle bir insan tabii mısın? Tabii, hem de çok ponçiyimdir yani. İnanmıyorum. Bak yani son dönemde tanıdığım... Yani hiç inandırıcı gelmedi bu bana. Öyle hatta. Belki de sadece ailene karşı öylesin. Olabilir, yakınlarıma karşı. Hatta evde köpekleri o kadar çok artık öpüyorum ve şey yapıyorum ki kaçıyorlar benden. Hmm. Oturma odasına gelince yatak odasına kaçıyorlar böyle. Bu kadın gene bizi öpecek falan. Arkadaşlarına karşı? Yakın arkadaşlarıma karşı da şeyimdir. Sevgi pıtırcayım. Ya ben biraz korkuyorum senden. Genelde korkuyorlar mı? Bilmem, niye korkasın ki? Çünkü dominant böyle şeysin sert yani. Sert şey diyeyim. Maskülen demeyeyim ama şeysin. Mizacın sert. Hı hı. Yani sanki böyle her an siktir oradan diyebileceğin bir tarz, diyebilecek bir tarzın var yani. Ya belki de içine çalıştığım sektördendir. Biraz öyle olmak gerekiyor. Bir sınır çizmek gerekiyor. Televizyonculuk, yani haber kısmını soruyorum. Hı hı. Kadınlar için zor bir alan mı Türkiye'de? Şimdi bence şöyle zor bir alan. Çünkü sonuçta nasıl haber oluyor? Bir takım haber kaynakların oluyor. Yani iş hı hı. dünyasında olabilir, siyasette olabilir. Hı hı. Neyse, ne üzerine çalışıyorsan yani. Bence o gazeteci haber kaynağı ilişkisi tutturmak bazen zor olabiliyor. İnsanlar yanlış anlayabiliyor. Hmm. Anladın mı? Onun için sınırlarını çizmek zorundasın bence. Kadınlığını kullanmak anlamında. Tabii. O tarafı da var o işin. Ya o haberciliğinde de, habercilikte de kadınlığını kullanacak bir durum mu var? Yani sonuçta böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bence onun için o çok şey. Yani illa bu hani şey cinsel anlamda değil ama o sınırı geçmek haber kaynağı ile haberci açısından şöyle de sıkıntılı. Yani abi biz kanka olalım bir siyasetçiyle mesela ya da bir iş insanıyla. Abi kanka olduğun insan hakkında haber yapamazsın ki. Anladın mı? Dersin ki ya böyle bir şey var ama söylemeyeyim şimdi dersin. İşte o da sıkıntı. Valla bizim programcılar için de çok zor. Şimdi ben seni konuk aldım ya. Şimdi mesela yarın bir gün sen bir yanlış yapsan seni eleştirecek artık bir yazı. Artık kayıracaksın beni. Yazamam. Yazma. Çünkü yani ayıp olur. Yazsan böyle yapacaksın. O yazıyı yazdın mı? Bizim program vardı ya, silin onu kardeşim. Yok öyle bir silin şey. Silin çabuk. Hayır, madem öyle şey istemiyorum. Yani senle aynı düşünmeyen insanlara karşı tahammülün var mı? Var tabii ya, olmaz olur mu? Var tabii ki. Çünkü benim işimin bir kısmı bu. Bizim işimiz aslında her tarafı dinleyip bir olayda hı-hı. ve onların ne nasıl baktıklarını olaya aktarmak. Yani bir adam çok şey de olabilir. Ne bileyim, ben hiç dindar bir insan değilim. Çok hı-hı. dindar olabilir. Hayata öyle bakıyor olabilir. Ama bir konuda haklı olabilir. Ve sen ona diyeceksin ki tamam, bu adam benden %100 farklı düşünüyor. Bu konuda haklı abi ya. Hı-hı. Haklı. En son ne için haklıymış ya dedin? Var mı böyle en son yanlış düşünmüşüm dediğin bir şey oldu mu? Olmuştur muhakkak, biliyor musun? Şimdi aklıma bu mu deyince gelmedi ama olmuştur muhakkak. Seni bu en çok son başıma çok şey yapıyor. Neye ikna etti birisi? Neye ikna etti birisi? Bir şey satabildiler mi mesela? Ama ben hemen alırım. Çok hemen. Kapitalizmin kurbanı yani. Bana şunu azıcık böyle parlat şey. Ay ne güzel ya, ben de alırım ya, yani. Olabilir, olabilir. Çalışmadığın zamanlarda köpeklerinle ilgileniyorsun. Ailen evet. Ankara'da mı? Hı-hı. Ankara'da. Sık sık gider misin? Gidiyorum. Gitmeye çalışıyorum. Evet. Ne güzel. Dünyada en sevdiğin yer neresi? Ankara demişim. Hayır. Ben evciyimdir çok ya. Evimi seviyorum. Ya o ev fiziksel olarak illa şu evet. an şu evim değil. Yani fark etmez. Bir göz bir yerde olabilir ama böyle bana ait. Türkiye dışında en çok nereyi sevdin? Vallahi böyle Taner şurada yaşanır bak dediğin. Ben aslında Danimarka'yı sevdim. Vay. Sevdim ama. Donmadı mı götün? Şunu diyeceğim işte, hani ben triatlon yapıyorum. Biliyor musun triatlon evet. nedir? Ironman koştum Danimarka'da. Ironman'a gittim. Bir half, bir full koştum. Yazın gittim Danimarka'ya. Yazın çok güzel. Çünkü tam ha. sıcaklıkta böyle hayvan gibi sıcak. Öyle diyorlar İzlanda için, Danimarka için. Evet. Uzun böyle... bütün sabaha kadar aydınlık. Doğa da çok güzel diyorlar. Çok güzel. İnsanlar böyle sakin. Hani anladın mı? Kendi halinde. Böyle işte yemekler güzel falan. Çok güzel ama pahalı. Çok pahalı. Şey kafanla canlandırsana bir. Danimarka'da orta sınıf he. çalışan bir insanla Bağcılar'da yaşayan birini kafanda canlandırdığında. Abi %100 falan. Bambaşka hayatlar mı yaşıyorlar? Tabii ya, deli misin? Bağcıları değil abi. Biz de fark etmez. Beşiktaş'ta yaşa yani. Evet. Düşün ne kadar farklı. Ben hep şunu düşünüyorum. Bu adamlar yaşıyor. Biz survive ediyoruz. Biz hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yani. Adamlar şimdi şeyi tartışıyor ya, çalışma günü 4 olsun. İşte 5 olunca verimsiz oluyor, insanlar çok çalışıyor falan. Ya şöyle söyleyeyim, biz İran'da çalışırken TRT için çalışıyordum ben. Aynı binada bir üst katımızda ARD vardı, Alman Devlet Televizyonu. Evet. Adamlar 4'te çıkıp gidiyordu ya, mesai bitti diye. 4 öğleden sonra bitti mesai. Evet. Abi bizde mesai bitmez yani Türkiye'de yayıncılıkta. Ne mesai bitmesi, öyle çocuk bir şey yok. Çocukluğundan beri hızlı mı konuşursun? Olabilir. Seni, ya bir de benim işim konuşmak ya. Seni YouTube'da ben 1.5x yapacağımı düşünmüyorum. Evet, genellikle normal hızla dinliyorlarmış.
konuşuyor. Şeyi ama düşünüyorum. Ama işim konuşmak. Senin programcılarını düşünüyorum televizyonda. Öyle miydi acaba? Tabii televizyonda da yavaş konuşmak gibi bir şey değil. Hızlı mı konuşuyordun? Hızlı. Ama o tempo kadar. Yani yakışıyordun be, hatırlıyorum ben. Eyvallah. Ya o dönemi de hatırlıyorum. Bıraktığın, bıraktırıldığın bayağı dönemi. Bayağı yaşın var demek ki. Hani hangi yaşta işte senin hayır, iş çalıştığın bir... Şimdi genç insanları hatırlamıyorum çünkü şunu ben diyen çok... Ben ne kadar genç olayım, seninle aramızda 3 yaş var. Tamam, aynı yaştayız. Çünkü çok YouTube kanalına gelip hani beni ilk orada izlemeye başlamış ciddi bir şey tabii var. Ki. Tabii ki. Bu arada istatistiklerine bakıyorsun, gençler seni takip ediyor mu? Ediyor. Bizim 25-55 yaş arası izleyicilerimiz. %40'a yakın kadın. Bu haber kanalı için çok iyi. Çünkü kadınlar az haber, daha az görece haber izliyor Türkiye'de. Senden kaç tane var böyle şey çok izlenen? Cüneyt Özdemir var. Cüneyt var, Fatih Altaylı var, Özlem Gürses var. Özlem Hanım var. Özlem var. İşte Bahar Feyzan yapıyor kendisi. O her mi yapıyor bilmiyorum. Güzel. Levent Gültekin var. Aslında o zaman bir dakika. Televizyon izlememe gerek yok. Haber var. Peki şunu merak ediyorum. Niye sadece muhalifler yapıyor? Öbürleri zaten televizyonda olduğu için mi? Onların da var kendi. Abdurrahman Uzun falan birileri var falan ama şey yapmıyorum. Bence bizim yani bu muhalif mi ne dersen daha renkli. Daha. Hiç peki televizyondan teklif gelmiyor mu? Zaten Fox TV'de Orta Sayfa'da bir program var cuma geceleri. Orada yorumcu olarak yer alıyorum. Ama televizyon yapmak istemem. Devrin tamamladı televizyon anladığımız anlamıyla. Başka bir şeye dönüşmek istedim. Şu an anlamsız geliyor bana yani. Bilmem ne ana haberi niye kim izlesin bilmem ne ana haberi ne abi. Bitti o dönem, tamam artık onu görüyoruz. Yani, yani hatırladığın en eski en romantik hatıranız ne, ailenle yaptın? Şey hoşuma gidiyor. Böyle Ege'de annem de babam da yani Ege'li benim. Hı-hı. Böyle bir yerde oturuyoruz değil mi? Böyle çay bahçesi falan olur ya orada böyle kahkah kirki sohbet ediyoruz. Ya da hatta beraber rakı içiyoruz hep beraber ailece. Biz güzel şey yaparız. En eski acı hatırladığın rakı, 3-5 şarap, yaş çocuğu hatıran bu mu? 3-5 yaş. Ya 3-5 yaşta babam bana şunu yapardı. Hayat, çok tatlıydı. Evet. Böyle aile yemeklerinde gelirdi böyle. Küçük. Diyorum ki en eski hatıra. Biz rakı içiyoruz evet, babamla. Ama yine rakı. Gerçekten öyle. Küçükken böyle küçük küçük şey yapardı minicikken. Hani böyle minik böyle parmağıyla evet. Azıcık rakı verirdi falan böyle. Ve hep şey derdi. Kızım işte sen evlen kocan olsun. Senin kocanı her gün döveceğim ben günde işte falan. Ben de küçük böyle niye kocamı dövüyorsun falan diye anlamazdım. Ha ha iyi gülerlerdi falan yani. Evet öyle yapmıştım. Aklıma o geldi. Çok tatlı. Kaç yaşındaydı babam? Sen kaç yaşındaydın babam vefat etti? Valla abi işte onu unuttum. 2021'de mi vefat etti acaba aslında? 3 sene falan. Yani, oldu. Tamam. Çok yakın bir zaman yakın, olmuş. Yakın yakın evet. Allah rahmet eylesin. Ya o kadar da sarsılmadım babamı kaybedince açıkçası. Çünkü hani... Adam zaten 75-80 yaşında. 80 değildi ya. 48 doğumlu. Hani evet sonuçta yaşı var ve hani bunu şey yapıyorsun. Yani zamansız ölüm kötü derler ya. Evet. Yavaş yavaş bitireceğim. Peki. Ama çok tatlıydı. Çok umarım güzeldi. Güzel bir sohbet olmuştur. İnsanların senden ibret alabilecekleri ve ilham alabilecekleri son sorum. Ne var? Yani ilham işte ilhamla başlayayım. Hani bence sorumluluk duygu. Bana böyle bir şeyi ver bunu yap de artık o benim içime dert olur böyle. Onu mükemmel. Yapmadan da onu yapmak zorunda kalırım. Ama bunu yapmayın dediğim yani her zaman bu kadar sivri olmayın abi. Ben sivri bir tipim. İyi bir şey değil o. Çok sivri gerek yok. Biraz daha sakin olun yani sakin. Bak ben bunu 40 yaşında anladım daha sakin. Çıldırmaya gerek yok. Peki keşke o an onu yapmasaydım dediğin bir şey var mı? Çok var ya ama böyle meslek hayatıyla ilgili değil. Tamam. Arkadaşlıklarımla öyle. İlgili anladın mı? Hani keşke X arkadaşımın öyle deyip de kalbini kırmasaydım. Hani anladın mı? Mesela sert bir çıkış yaptım falan. Özür dilemesini bilen biri misin? Tabii özür dilerim tabii ki. Bu kolay söyleyebildiğim bir şey mi? Evet. Ne güzel. Ama o da yaş aldıkça oldu. Bizim kültürümüzde özür dilemek yok. Niye yok bilmiyorum. Ama sanki böyle çok şey bir şeymiş gibi. Bizde şey var Allah affetsin. Yani geri bir test yaptı ha falan. Tamam abi geri bir test yaptım çünkü hata yaptım. Sonuçta. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Senden şu kısa sürede bu iki gün görüştük. Gerçekten öğrendiğim şeyler var. Ben de senden öğrendim. Çok teşekkür ederim. Verimli bir şey oldu tanışıklık. Yani ben iyi bir gözlemciyim. Ve gözlemlerken hep öğrenmek isterim. Çünkü öğrenme hastalığı var bende. Ne güzel. Bir şey öğrenme hastalığı var. Her şeyi öğrenirim. Giderim kameramanın yanına hemen sorarım. Abi bu ne, abi şu ne. Böyle çok sinir bozucu bir tipimdir. Yani hayatım boyunca böyle oldum. Sen de çok çalışkan. Yaptığın işle de seni çok takdir ettiğim bir insansın. Teşekkür. Bir tane anı defterimiz var. Evet. Giden herkes... Buraya istediğimizi mi yazıyoruz? Buraya özlü söz bırakıyoruz. Özlü söz mü? İstersen özsüz söz bırak. Yani özlü sözden kasıt. Sen hayata dair bakış açın. Düşünceni anlatan. Yani insanlara bırakacağım bir not ya bir şey. Şunu olmayın ya da şöyle olun. Benim tavsiyem budur diyebileceğin. Ver. Tamam. Bak yazacak ne mutlu Türk'üm diye diyor. Biliyorum ben. Yazalım bakalım. Beyaz kalem de ne güzel olmuş ya. Herkese kandım. Beni sandı hayat gerizekalı. Şimdi büyüdüm bak o kara günler geride. Korkmaktan korkmayın yaz. Düne baktım. Bir çocuk gördüm. Derine daldım. Düştüm. Evet. Bu hayatın var çemberi, insanların hançeri. Kalk ayağa çocuk, diklen.
sil yüzündeki kanteri. Ayağa kalkanların, diklenenlerin, her şeye rağmen yüzündeki kanı teri silip yürüyenlerin kanalındaydınız. Nevşin Mengü'nün alanında Nevşin Mengü'nün kalanını dinledik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese kandım, beni sandı hayat gerizekalı. Şimdi büyüdüm bak o kara günler geride kaldı. Vurdum düne baktım, bir çocuk gördüm derine daldım. Düştüm kalktım kader beni ben yaptı deliyle sağ.